Şimdi dairede, şimdi bunu tefekkür ediyorum. Risale-i Nur dairesinde neye en fazla ehemmiyet verilmiş? Deseler sen ne dersin mesela? Risale okumaya. Yazı. Yazı, okuma. Neşir. Öyle değil mi? Evet. Neşir. Başka bir şey nazara verilmemiş. İkincisi, üstad kendi şahsi için 35 sene inzivayı ihtiyar etmiş ki kafirlerin kıyafetine girmesin. Bunu da açıkça söylemiş. İki şey ehemmiyetli görünüyor. İki şey ehemmiyetli görünüyor. Birisi, burada emrettiği gibi yazı. Birinci şey bu. Birinci hizmet devresinin gereği, şartı, asla bırakılamayacak olan vazifesi, vazifelisi. Ondan sonra üstadın ehemmiyet verdiği, gerek mahkemelerde, gerek karakollarda, gerek şeylerde hiçbir zaman değiştirmediği kıyafeti. Üstad Risale-i Nur'dur. Peygamber aleyhissalatu vesselam Kur'an'dır. Bunlar birbirinden ayrılmaz. Efendimizin en ufak bir şeyini inkar etmek, Kur'an'dan bir yer inkar etmektir. İn huve illa vahyun yuha. Her şeyi oradandır. Allah'tandır. Şimdi çok bariz bir şekilde görülüyor ki kıyafet açığa çıkmak olduğu için mücadele başlatır. Rejimle fiili mücadele başlatır. Yazı öyle değil. Yazı sırrın tenevveret. Ama kıyafet mücadele başlatır. Nitekim bizimki öyle oldu. Hemen şeyin dergahın etrafını çevirdiler polisler. Çıkamayacaksınız buradan. 4 kişi sarık sarıp dışarı çıkacak. Bırakmıyorlar. Çünkü fiili mücadele başlıyor. Sokak hakimiyeti. Sokak hakimiyeti başlıyor. Bu belde Müslümanlardır ifadesi gür sesle bağırılıyor. Bu beldeler İslam diyarıdır. Burası Müslümanların memleketidir. Kıyafetin manası bu. İslam'ı dışa vurmak, açıklamak, meydana çıkarmak. Mücadele, fiili mücadeledir yani. Örf, adet, anane ve kıyafet mühim, üç mühim unsurdan biri. Üç mühim unsurdan birisi. Birisi Kur'an hattı, üç mühim unsur. İkincisi örf, adet, anane ve kıyafet. Üçüncüsü de medrese, tekke, zaviye, dergah açılmasıdır. Üç büyük engel bu. Üç büyük engeli, üç büyük yıkıntıyı böyle yaptılar. Bunun karşısında üç büyük engeli de o bazıları o şeyin Rus polisinin dediğine alakalı değil onların dediği, onlar hep havai şeyler. Birisi ferdin yani engelin en büyük ayağını teşkil eden ferdin kendisini İslam'dan uzaklaştırdılar. Fert kendisi İslam'a engel. Ferdin kendisi İslam'a engel. Müslüman, mücahit, kahraman İslam'a engel. Nasıl? İslami adetleri, örfe, adete, ananeyi tatbik etmekten utanıyor. İnsanların kendisine taan etmesinden ürküyor. Aa, bu da mı böyle oldu demekten çekiniyor. Yani insana küfür rejiminin koyduğu zulmet, üç zulmetin en büyüğü ferdin kendisini İslam'a yabancı yaptılar. Kendisi Müslüman, beş vakit namazı şu bu, canını da verir ama çarşafını giyip şuraya sokağa çıkamaz. Çarşafı giyip sokağa çıkamaz. Sarığı sarıp cübbeyi giyip şu sokaktan bir yere gidemez. Canını verir, samimidir. Onun için kıyafet, mücadelenin birinci, yani fiili mücadelenin başlangıcını teşkil ediyor. Bunun arkasında ne gelir? Dergah, tekke, zaviye, cami merkezli, tekke, dergah, Kur'an kursları.
Bunlar gelir. Bu şeyde dikkat edilirse Risale-i Nur hayatında iki şey çok ehemmiyete alınmış. Bir, Hazreti Bediüzzaman şahsında 35 sene inzivayı ihtiyar etmiş ta ki onların kıyafetine girmesin. İkincisi, hiç durmadan Kur'an hattını yazıp iman hakikatlerini etrafa neşretmek. Bu iki hususun dışında üstadın bu derece ehemmiyet verdiği bir şey yoktur. O halde çok rahatlıkla diyebiliriz ki mucizevi manevi kılınç kıyafettir. Birinci hamlesini yaptı. Hacmendi birinci hamlesini yaptı. Temelleri oynattı. Bugün AK Parti varsa, o varsa, o varsa hepsi o temelin üzerine çıkan şeyler. Yarım yamalık ama neyse. Onun üstüne çıktı. Bakalım esas darbe ne zaman gelecek, nasıl olacak onu bilmiyoruz. Bekliyoruz. Evet. Ben ümmi ve kalemsiz olduğum için sizin kalemleriniz benim kalemim sayılır. Hadiste gösterilen ecri alırsınız inşallah. Said Nursi radıyallahu anh. Beşinci şua, beşinci mektup. İkinci hizmet devresinin programları var orada. Beşinci şua ve beşinci mektup. Beşinci mektup programımızı söylüyor. Ben bu hareketlerimize Risale-i Nur'dan delili senelerce, bu hareketimiz doğru, bunun Risale-i Nur'da delili olması lazım. Allah bir gün beşinci mektubu açtı. Kalbime beşinci mektubu açtı. Delili beşinci mektupta. Yani ikinci hizmet devresi tarikat yoluyla olacaktır. Beşinci mektupta.